Merhaba, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Fluxcoin nasıl kazılır, Fluxcoin nasıl mine edilir onu göstermek istiyorum. Tabii bunun için 1660 süper ekran kartı deneyeceğim. Ama sizin herhangi bir AMD'de Nvidia ekran kartınız varsa kazım yapabilirsiniz. Tabii önce Windows'ta deneyeceğiz. Daha sonrasında iOS'ta size göstereceğim. İki işletim sistemiyle de size nasıl mine edileceğini göstermek istiyorum. Tabii onun için sizi hemen buradaki ekrana alıyorum. Bakalım Fluxcoin nasıl mine ediliyormuş. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şu an bilgisayarı açtım. Tabii ben bu bilgisayar üstünden kalkmayacağım. Kayıt programı laptopta olduğu için Endex'le bağlanacağız. Önce hangi borsalarda olduğuna CoinMarketCap'ten bakabilirsiniz. Aşağı indiğinizde görüyorsunuz KuCoin, GTIO, Bittrex, CoinEx gibi borsalarda var. Tabii Binance ve Terra Binance'da falan yok bu. Onun için farklı bir borsa seçmeniz gerekiyor. Ben CoinEx kullanıyorum. CoinEx'te de biliyorsunuz daha önce Chicoin kazıyorduk. Ondan kalma borsamız var. Tabii hala kazıyorum. Ben onu kullanacağım. CoinEx'e geliyorum ve spot hesaplar diyorum. Önce cüzdanı göstereceğim. Daha sonra miner programını indirip devam edeceğiz. Buraya Flux yazıyoruz. Görüyorsunuz yatırma hesabı var burada. Karşısında. Yatır tıklıyorum. Burada bize soruyor. Risklerden haberdar mısınız diye. Bu adres sadece Flux yatırmanızı kabul eder. Diğer varlıklar yatırmanız durumunda kalıcı olarak varlık kaybına uğrayacaksınız gibi bir risk var diyor. Ben onaylıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi yatırma adresimiz burada. Daha sonrasında Nvidia ile bağlanıyorum ekran kartının olduğu sisteme. Şu an 1660 süper var bu ekran, bu bilgisayarda. LoLminer indirelim. Şurada görüyorsunuz Windows olanı indiriyoruz. Evet, şimdi zararlı ve tehlikeli algılı diyor Chrome. Şimdi biliyorsunuz mine programları bu şekilde algılanıyor. Yani bu şekilde imzalamışlar. İmzalandıkları için de mecburen kabul etmemiz gerekiyor. Eğer kabul etmezseniz kazım yapamazsınız. Siz de biliyorsunuz bunu. Onun için yapacak bir şey yok. Tekrar bunu tümünü göster diyorum. Tehlikeli dosyaları tut diyorum mecburen. Ve indiriyorum. Evet, daha sonrasında dosyayı klasörünü açıyorum. Ve masa üstüne indiriyorum arkadaşlar. Evet, şurada görüyorsunuz Zell olarak kendisi zaten var. Bunu düzenle diyoruz. Ve şöyle bir dosya çıkıyor karşımıza, BAT dosyası. Şimdi bunu bizim düzenlememiz lazım. Siz hangi havuzda kazacaksınız, ona yani hangi havuzlarda var, nerede kazım yapabiliriz, Mining Pool Stats'tan bakabiliyoruz arkadaşlar. Buraya da Flux yazdığımızda görüyorsunuz buradaki havuzlarda var. Aynen. Siz hangisini kazmak istiyorsanız orada kazım yapabilirsiniz. Tabii bizim bildiğimiz, genelde kullandığımız TwoMiner sitesi. TwoMiner biraz popüler olduğu için ona geçelim istiyorsanız. How to start diyoruz. Görüyorsunuz burada bize zaten kendi videosu da var, açıklıyor. Şurayı kopyalamamız lazım. Daha sonra dosyamızın içine gelip şuradaki havuz adresini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafa da cüzdan adresimizi yazacağız. Cüzdan adresimiz şuradaydı. Bunu da aynı şekilde kopyala diyorum. Ve buraya gelip şuradan yapıştırıyorum. Tabii burayı isterseniz kendiniz değiştirebilirsiniz ya da böyle de bırakabilirsiniz. Bende 1660 ekran kartı var. Ben 1660 süper yazıyorum. Siz herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya. Evet, yaptığımız işlem bu kadar. Havuz adresimizi girdik. Daha sonrasında alta wallet kısmına cüzdan adresimizi yazdık. Ve kaydet deyip çıkıyoruz. Hemen ardından çift tıklayıp kazıma başlıyoruz. Evet, şu an ekran kartımızı gördük. Dediğim gibi AMD ya da Nvidia herhangi bir ekran kartıyla kazım yapabilirsiniz. İkisi de olur.
Daha sonrasında tekrar havuza gelip adresimizi buraya yazdığımızda ve tabii bir şey bulamayacak. Çünkü daha yeni kazıma başladık. Biraz bekleyeceğim zaten buraya düşmesini sizin için. Tabii herhangi bir overclock ayarı yapmadım şu anda. Siz overclock ayarı yaparak daha stabil değerleri bulursunuz diye umut ediyorum. Bunun overclock ayarlarını ben bilmiyorum. Siz deneyerek, yanılarak tek tek bakmanız gerekiyor. Wattmine sitesine giriyoruz. Buradan 1660 süper seçiyorum. Bir adet olarak. Daha sonra ara diyorum. Evet, şu an görüyorsunuz günde 1 dolar 43 sent bırakıyor. Normalde LHR kartlarda daha fazla bırakıyor. Yani şöyle göstereyim. Yani benim şu an ekran kazım yaptığım ekran kartı 1 dolar 43 sent para bırakıyormuş elektrik çıktıktan sonra. Tabii LHR kartlar daha iyi zannedersem hemen göstermek istiyorum. Görüyorsunuz LHR kartınız varsa 3070 Ti gibi şu an Ethereum'dan fazla para bırakıyor. Yani 1660 süper az bırakıyor gözükebilir ama LHR kartlar şu anda Ethereum'dan daha fazla para bırakıyor. Flox coin kazarsanız eğer. Evet, şu an görüyorsunuz 2-Minus'ın havuzuna düştü ve şu an kazıma başladık. Görüyorsunuz siz de. Şimdi şöyle bir şey var. Bakalım ödemeyi ne zaman alacağımız çok önemli. Şurada görüyorsunuz yazdığı gibi 2 saatte bir 10 Flox geçerseniz o zaman ödeme yapacaklarını söylüyor. Yani 2 saat dolsa da 10 flox yapamazsanız tabii ödeme almıyorsunuz. Ne zaman 10 flox yaparsanız o zaman size ödemeyi yapacak. Tabii en az 2 saat olmak kaydıyla. Yani siz 5 saat sonra 10 flox yaptınız, 5 saat sonra ödemenizi alırsınız. Bu şekilde burada düştü zaten görüyorsunuz. Windows'ta kazım bu şekilde yapılıyor. Benim yaptığım gibi tek tek yaparsanız Windows'ta kazım yapabilirsiniz. Ve ödemeyi de bu şekilde buradan bakarak kaç saatte ya da ne kadar sürede alacağınızı buradan görebilirsiniz. 10 flox olmadan ödeme yapmıyorlarmış. Tabii siz en erken 2 saatte yaparsanız 2 saat sonra paranızı alırsınız. Ne zaman yaparsanız 3 saat, 5 saat, 10 saat, 10 saat sonra da olsa 10 flox'unuz yeter. Hemen şimdi aynı makinede hard disk çıkartıp HiOS'un hard diskini takmak istiyorum. Yani HiOS işletim sisteminin hard diskini takmak istiyorum. Bakalım HiOS işletim sisteminde flox coin nasıl kazılıyormuş hemen göstermek istiyorum size. Evet, HiOS'u açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an cüzdan sekmesi diyoruz. Buradan cüzdan ekle kısmına gelip flox seçiyoruz. Daha sonrasında cüzdan adresimiz şuradaydı zaten biliyorsunuz. Yani bu cüzdan adresimizi oraya yazacağız. Buraya CoinX yazıyorum. Çünkü CoinX'te borsasına kazacağım ben. Evet. Flox adresimizi oluşturduk. Havuza geliyoruz. Havuz şablonuna. Buradan Flox seçiyoruz. CoinX dedik. Havuz 2-Miners'ta kalacaktık zaten. Şurada görüyorsunuz tek madenci çıktı. Gminer. Tabii bu havuz olarak hazırlanmış şekilde bu var. Yani 2-Miners'ta Gminer seçtiğim zaman herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Madenci yapılandırmama gerek yok. Burada kazabilirim. Ama siz farklı bir şeyle kazmak istiyorsanız Trex olur, Lolmaline olur ya da herhangi bir şeyle. Buraya tıkladığınızda evet, farklı miner'a kazacaksanız madenci kendiniz yapılandırmanız lazım. Ama herhangi bir şeyle uğraşmak istemiyorsanız yapılandırmayla falan burada hazır bulunan Gminer'la direktmen kazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsini seçtik. Cüzdanımız hazır, havuz hazır. Gminer'da da kazacağız. Havuz şablonu oluşturuyorum. Daha sonrasında buraya gelip Flox'u seçip uygula diyorum. Hemen buradaki IP'ye tıklayıp değiştirmeliyseniz user kullanıcı adı password 1'dir yazınca gözükmez enter'lıyoruz. Buraya gelince miner yazıyoruz ve kazımıza başlıyor. Tabii önce Gminer programını yani Gminer kazım programını kendisi pack olarak açıyor şu anda HiOS'un içine. Daha önce ben bununla kazım yapmadığım için hemen indirdikten sonra kendisi kazıma başlayacak. Görüyorsunuz normalde Windows'ta herhangi bir overclock ayarı girmeden 16-17 hash vererek başlamıştı. Burada daha fazla hash veriyor. 25 ile başladı direktmen. Tabii şuraya takılmayın siz. Eski bir sürüm kullanıyorum. Yani şu sürümüm ve şu sürüm biraz eski, başka bir şey denemek için indirmiştim ben. Tabii siz son sürümde böyle gözükmeyebilir şurası. Evet,
Şu anda da herhangi bir overclock ayarı girmedim ben. Siz buradan popüler ayarlardan kendiniz overclock ayarı girebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii çok birden düştü bunu yapınca bayağı bir azaldı. Overclocksuz daha fazla kazıyordu. Tabii siz overclock ayarlarını kendinize göre buradan yapabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Tabii 2 katı watt çekiyordu ama 60'a düştü. Temin 120 wattlarda falan çekiyordu. Daha fazla IF veriyordu. Dediğim gibi ben sadece bunu göstermek istedim. Overclock ayarlarını siz kendiniz yapmanız lazım. İsterseniz popülerden yaparsınız. İsterseniz kendiniz tek tek deneyip yazabilirsiniz. Havuzdaki ödemenizi az önce göstermiştim. O geri dönüp bakarsanız kaç Flux Coin olunca ve kaç saatte bir ödeme alacağınızı zaten Windows'da kazarken size göstermiştim. Evet, şu anda görüyorsunuz hem iOS'ta hem Windows'ta kazım yapıyoruz arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi hem iOS ortamında hem de Windows ortamında Flux Coin kazabilirsiniz. Ve şu anda LHR kartlarda normal kartlardan daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Wattdomain sitesine baktığımda 3070 Ti'ye bakmıştım. Ve Ethereum'dan daha fazla kazandırıyor. Siz de elinizdeki karta Wattdomain sitesine ya da diğer hesaplama sitelerinden bakabilirsiniz. Ne kadar para kazandırıyor. Ona göre eğer geçmek istiyorsanız Flux Coin kazabilirsiniz. Benim yaptığım gibi AMD ya da Nvidia olması önemli değil. LOLminer'a da GameMiner'a ikisiyle de kazabiliyorsunuz. Havuzdaki Toolminer sitesine baktık havuz olarak. Ödeme nasıl alınır size onu da gösterdim. Ya da kaç saatte bir oraya da bakabilirsiniz. Evet, bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.